Merhaba sevgili gençler. Sistemler özel soru çözüm videolarıma hoş geldiniz. Siz istediniz. Ben de sizleri kırmamak için konu anlatımı videolarımın arasına sıkıştırdım ve bu soru çözümlerini hazırladım. Bu videoda sindirim sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi gelin şimdi birlikte sorularımıza bakalım. İnsanda sindirim kanalını oluşturan epitel hücreler emilim olayını gerçekleştirirken olaylarından hangileri gözlenir? Şimdi şunu bilmemiz lazım. Emilimin olması için illaki küçük maddelerin olması lazım değil mi? O zaman küçük maddelerin geçiş yönleri Hangi taşımayla gerçekleşir diyecek olursak, kolaylaştırılmış difüzyon, basit difüzyon, aktif taşıma gibi olaylarla gerçekleşebilir. Ancak endositoz dediğimiz olaylarda büyük moleküllü maddeler taşınır. Bunu da hatırlamış olalım. 3 hariç diğer seçenekler doğru cevabımız. Yani D seçeneği olmuş oluyor. İnsanda kimyasal sindirimin gerçekleştiği yapıların tamamı düşünüldüğünde hangileri ortaktır diyor. Enzim aktivitesini artırmak için mekanik sindirim yapacak şekilde özelleşmiştir diyor. Hayır her yer mekanik sindirim yapmadığı için bunu alamıyoruz. O yüzden birileri eledik. Hidroliz enzimlerinin üretiminden sorumlu olan pankreas yapısıyla bir şekilde bağlantılıdır diyor. Hayır yani kimyasal sindirim ağızda da olur ama pankreasta bir bağlantısı yoktur. Cevabımız çıktı ama yine de bakalım. Belirli bir miktarda su içerir. Çünkü enzimlerin çalışabilmesi için %15 oranında suya ihtiyaç vardı. O yüzden belirli bir miktar su içerirler. Doğru cevabımız olduğundan dolayı yalnız 3 olarak cevabımız karşımıza çıkmış oluyor. Öğlen yemeğinde kızarmış tavuk, ayran, salata tüketen bir insanda besin alımından yaklaşık bir saat sonra değişimlerinden hangileri gerçekleşir? Şimdi tavuk ve ayran yemiş olduğu için daha çok proteinli gıdalar tüketmiş bu kişi değil mi? O zaman kana geçen karbonhidrat miktarı amino asit miktarından fazla değil az olmuştur demeliydi. Bir olanları hemen eleyelim. Sindirim kanalı boyunca pepsin, tripsin enzimlerinin etkinliği gözlenir. Neden? Çünkü protein yani sindirimi gerçekleşecek olduğu için karaciğerde üretilen üre miktarında artış gözlenir diyor. Protein gördüğünüz zaman hemen amino gruplu bir şey arayacaktınız. O yüzden üre miktarında artış gözlenir mi? Tabii ki gözlenir. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bir insanda besinlerle alınan nişastanın glikoza kadar dönüşümü sürecinde enzimleri aşağıda verilen hangi sıraya göre görev alır diyor. Şimdi ben nişastayı suyla birlikte ilk önce bir parçalayayım ve parçaladığım zaman maltoz ve dekstrin gibi iki tane molekül oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Dekstrin dediğim molekül bir yani ikiden fazla glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Maltoz dediğimiz şeyde iki tane glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyor. O zaman bu reaksiyonda ilk önce kim görev aldı? Amilaz enzimi görev aldı. O zaman bu birinci sırada gerçekleşecek. Sonra dekstrin dediğim molekül ikiden daha fazla glikozun bir araya gelmesiyle mi oluşuyordu? Evet. O zaman buraya en tane glikoz yazmalıyım. O yüzden burada kullanılan enzim de dextrinaz enzimidir. O yüzden bu da ikinci sırada gerçekleşir. Daha sonra maltoz molekülünü de ben... Su ile parçalıyorum ve aynı zamanda maltaz enzimi ile parçalıyorum ve 2 tane glikoz molekülü yapmış oluyorum. O zaman nişastanın glikoza kadar parçalanması süresinde ilk önce amilaz enzimi, sonra dekstrinaz enzimi, en sonunda da maltaz enzimi görev aldığı için cevabımız 1 2 3 olmuş oldu. İncelenen bir hücrede nişasta molekülünün bulunup bulunmadığı hücreden alınan özütün üzerine verilenlerden hangi ikisinin uygulanması ile anlaşılabilir. Şimdi ben nişasta molekülünü bir parçalayayım. Nişasta molekülünü su ile parçaladık. Ne yaptık? Mal, toz yaptık ve aynı zamanda dextrin yapmış olduk. Burada kullanılan enzimin adı neydi? Amilaz enzimiydi. Peki bakalım. Şimdi amilaz ve maltaz enzimi ilave edersek diyor. Biz burada nişastanın olup olmadığını anlayabilir miyiz? amilaz ekliyorum ve maltoz var ya maltozu sindirecek enzimde maltaz olduğu için ben bunun ikisini eklersem nişastanın var olup olmadığını anlayabilirim değil mi? Benedikt çözeltisi diyor. Bakın Benedikt çözeltisi glikozun Derişik nitrik asit ise protein yapıdaki enzimlerin ayırıcıdır diyor. Yani glikozun ayırıcı neymiş? Benediktmiş. O zaman nişasta dediğim şey bir karbonhidrat mıdır? Evet. Peki e, nişastayı ben sindirdiğim zaman maltoz ve dekstrine parçalıyorum. Maltoz iki tane glikozun bir araya gelmesiyle dextrin de en az... 2'den daha fazla glikozun bir araya gelmesiyle oluştuğu için bunu da alabilir miyim? Tabii ki de alabilirim. Amilaz ve sükraz enzimi diyor. Bakın amilaz var ama sükraz burada olmadığı için onu alamadım. Derişik nitrik asit çözeltisi o zaten protein yapıdakilerin ayırıcıymış. O yüzden bunu da alamadığım için cevabım 1 ve 2 olarak karşıma çıkmış oluyor. Sindirim sistemi faaliyetlerinin düzenlenmesinden sorumlu olan hormonlar yapılarının hangilerinden sentezlenir? Sindirim kanalını oluşturan yapılardan hormon sentezlenir değil mi? Mesela mideden sentezlenecek hormon gastrin hormonudur. O yüzden doğrudur. Ayrıca 12 parmak bağırsağından da sekretin hormonu üretiliyor. O yüzden bir olmayanları hemen eledim. Sindirime yardımcı olan bezlerden diyor. Bakın sindirime yardımcı olan bezlerden e, hormon üretimi gerçekleşiyor gerçekleşmez. Sindirim kanalından üretilen hormonlar sindirime yardımcı olan bezlerin uyarılmasından sorumludur. O yüzden bunu alamıyoruz. İki olanları hemen eliyorum. Hipotalamusla bağlantılı hipofiz bezi. Hipofiz bezi hormon üretir ancak sindirim sistemi faaliyetlerinin düzenlenmesinden sorumlu ho hormon üretimi gerçekleştirmez. O nedenle üçüncüyü elediğim zaman cevabım yalnız bir olarak karşıma çıkmış oluyor. İnsan sindirim kanalının bir bölümü aşağıda şematize edildiği gibidir. Buna göre ilgili şema incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğru olur? Şimdi burada bir karaciğeri, şurada da pankreası görmüş oluyoruz. Pankreasın hücrelerinden bahsediyor. Şimdi B kanalı de diyor, diyor değil mi? O zaman pankreasın B kanalı ne oluyor? Virsun kanalı olmuş oluyor. O zaman A kanalı dediğimiz karaciğer tarafında bulunan kanalın adı ise koledok kanalı olmuş oluyor. Bunun Baş harflerindeki isimlerden kodlayabilirsiniz. Karaciğer tarafındaki koledok, da zaten pankreas tarafına kaldığını söyleyebiliriz. Zaten iki tane kanalımız var. Buna göre ilgili şema incelendiğinde hangisi doğru olur diyor. A kanalının içerisinde karaciğerin safra üretimini sağlayan hormonlar bulunur diyor. Karaciğerin safra üretimini sağlayan hormonun adı sekretin hormonudur. Ancak hormonlar kanalla değil kanla taşınır. O yüzden birinci öncülümüz yanlış olmuş oldu. B kanalının içerisinde yağların mekanik sindiriminden sorumlu kimyasal maddeler bulunur diyor. B kanalı virüsün kanalıydı değil mi? Peki yağların mekanik sindiriminden sorumlu şeyler safra kesesinin içerisinde bulunan safra sıvısından salgılanıyordu. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Çünkü A'da bulunur demeliydi. O zaman 2'yi de eledim. A ve B kanalı içerisinde bulunan kimyasal maddeler kimusun nötralize edilmesinde görev alır. Evet doğrudur. O yüzden cevabımız yalnız 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor. 3 farklı deney tüpü ile içerikleri aşağıda verildiği gibi olup bu tüplerde gerçekleşmesi beklenen hidroliz tepkimelere izlenmeye çalışılmıştır. Tüplerin içerisine belirtildiği gibi hidrolitik enzimler eklendiğine göre hangi tüplerde renk değişiminin olması beklenir. Ayıraçların tüpün tamamında çalıştığı varsayılacaktır diyor. Şimdi birinciye pepsin enzimi, ikinciye lipaz enzimi, üçüncüye de amilaz enzimi ilave edilmiş ve içerisindeki olan moleküller de aşağı yazılmış. Şimdi ben şunu bilmem lazım arkadaşlar. Pepsin enzimi proteinleri ne yapar? Hemen yazalım şuraya. Protein dediğimiz molekülü pepsin enzimi ilave ettiğimiz zaman peptona dönüştürmüş oluruz. Pepton dediğimiz şey polipeptit anlamına da gelir, aynı anlama geliyor arkadaşlar. Peki ben proteinleri peptonlara dönüştürdüm. Yani biraz ufalttım. Peki amino asitlere kadar mı ufalttım? Hayır. O yüzden asit ayırıcı ilave ettiğim zaman renk değişimi verecek mi? Vermeyecek. Devam edelim. Lipaz enzimi yağları ne yapar? Lipaz hemen lipid diyelim. Lipidin diğer adı nedir? Yağdır. O zaman e, lipaz enzimi ile birlikte yağ asidi ve gliserole dönüştürmüş oluyoruz değil mi? Peki o zaman... Asit ayırıcı ilave ettiğimiz zaman yağ asidi oluşmuş olduğu için renk değişimi verecek mi? Tabii ki verecek. Devam edelim. Amilaz enzimi diyor. Glikojenle tepkimeye girdiği zaman. Glikojen dediğimiz molekül büyük bir madde değil mi? Amilaz enzimi ile reaksiyona girdiği zaman maltoz ve dekstrine kadar parçalanma durumu söz konusu olur. Yani daha bunların içerisinde çok fazla glikoz var. Yani maltozda iki tane glikoz var. Dextrin'de en az... 3 tane var. Yani daha da fazla olabilir. Şimdi o zaman ben şunu biliyorum arkadaşlar. Glikojeni amilazla reaksiyona soktuğumuz zaman maltoz ve dekstrin dediğimiz maddeleri oluşturmuş oluyoruz. Yani direkt glikoz oluşturamıyoruz. O nedenle glikoz ayırıcı ilave ettiğimizde renk değişimi göstermeyecek. O nedenle sadece renk değişimi olması bekleneni sorduğu için cevabımız yalnız B olarak karşımıza çıkmış oluyor. Midedeki bulamaç halindeki besin kitlesine kimus adı verilip yaklaşık pH değeri 1.5 Pilor sifinkterinin açılması ile kimus yaklaşık pH değeri 9 olan 12 parmak bağırsağına geçer. Bu durum 12 parmak bağırsağı hücrelerinde şok etkisi oluşturur. Çünkü pH 1.5'dan ne oluyor? 9'a çıkıyor. O zaman buna göre verilenler incelendiğinde mekanizmalarından hangilerinin devreye girmesiyle 12 parmak bağırsağının pH değeri olması gereken aralığa çekilir. Şimdi bakalım. Kolesistokinin hormonunun kandaki miktarının artmasıyla safra kesesi kasılmaya başlar. Kasılırsa ne olur? Safra sıvısı e, Koledok kanalı aracılığıyla nereye 12 parmak bağırsan da gönderilmiş olur. Peki bu da yağların mekanik sindirimini gerçekleştireceği için pH'ı yükseltir değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Birinci gerçekleşecek. İkinci sekretin hormonu etkisiyle pankreastan virüsün kanalına bırakan e, bir karbonat iyonları gönderilir. Bikarbonat iyonları da ortamın pH değerinin ayarlanmasını sağlar. O nedenle bu da doğrudur. Gastrin hormonu etkisiyle mide boşluğuna mide öz suyu salınımı artar diyor. Biz bu midede gerçekleştirilen bir şeydir. Asitliğin artmasını sağlar ama bana 12 parmak bağırsağında olabilecek bir reaksiyonu sorduğu için üçüncüyü almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Aşağıda verilenlerden hangisi 12 parmak bağırsağında gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlara örnek olarak gösterilemez diyor. Diyor. Tripsinojen enterokinaz enzimi ile tripsine dönüşür. Evet gerçekleşir. Kimotripsinojen tripsin ile kimotripsine dönüşür. Evet. Trigliserit su ile ve aynı zamanda lipaz enzimi ile parçalandığı zaman gliserol ve yağ asidine dönüşür. Bu sadece zaten 12 parmak bağırsağında gerçekleşir. Tripeptit su ile birlikte tripeptidaz enzimi kullanılarak amino aside değil dipeptide dönüşür arkadaşlar. O nedenle burası yanlış olmuş oldu. Nükleik asitler de su ile ve aynı zamanda nükleaz enzimi ile birlikte nükleotitlere dönüşür. Cevabımız D seçeneği olmuş oluyor.